Yine de çok fazla gecikmememiz gerekiyor. Çok teşekkür ederim Mehmet Bey. Bayağı iyiceyiz Allah'a şükür. Evet değerli arkadaşlar. Bugün yine bazı misafirlerimiz var. Yani çok talep oldu bu. Yani hocam bir kere daha seyretmek istiyoruz falan dediler. O yüzden onları kıramadık ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani misafir arkadaşların sorularına cevap vermiyorum. Çünkü çok fazla zamanımız yok. O nedenle mümkün olduğu kadar misafir arkadaşlarımız lütfen ses çıkarmadan sessiz bir şekilde sürecin akışını sadece izlemekle yetinsinler. Diğer arkadaşlarımız ise her zaman için bana soru sorabilirler. Dediğim gibi diğer arkadaşlardan ve misafir arkadaşlardan bu konuda hoşgörü bekliyoruz. Çünkü takdir edersiniz ki arkadaşlar süremiz az. Herkes bir şekilde artık sınava yetişmek istiyor. O nedenle mümkün olduğu kadar arkadaşlar sonuca odaklı olmaya çalışalım. Peki değerli arkadaşlar tabii şunu da söyleyelim. Geçen hafta Perşembe günü bir ders yaptık. Çeviriyle ilgiliydi biliyorsunuz. Şimdi bu hafta arkadaşlar bir yol haritamızı hatırlatmak istiyorum. Bugün, yarın yani Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi olmak üzere toplam 5 saat yani 5 gün inşallah ders yapacağız arkadaşlar. Dolayısıyla geçen haftadan bir günde vardı. Toplam 6 günü. Yani kursumuzun yarısını tamamlamış olacağız inşallah. Cumartesi akşamı itibarıyla. Ondan sonra bayram geliyor arkadaşlar. Bayramda burada ders olmuyor. Dolayısıyla bayramdan sonra da yine 6 ders daha yapacağız. 6 gün daha. Böylece kursumuzu tamamlayacağız. Tabii bayram arasında çalışma fırsatınız olabileceği için arkadaşlar bayrama kadar işte mesela paragrafı bitirmek istiyorum. Çünkü bayramda özellikle o konuda çalışmalar yapabilirsiniz. Şimdi yol haritamız şu şekilde arkadaşlar. Çeviri sorularını geçen hafta yapmıştık. Bunu artık değinmeyeceğim. Anlam bütünlüğü bozan cümleyi bugün yapacağız inşallah. Daha sonra anlam bütünlüğü sağlayan cümleyi bulmadan devam edeceğiz. Dolayısıyla üçüncü günümüz o olacak. Dördüncü günümüz diyalog tamamlama olacak arkadaşlar. Beşinci ve altıncı günümüzde yani bayramdan önceki son dersleri de paragrafa ayıracağız. Dolayısıyla bayramdan sonraya 1, 4, 5 ve 9. kategoriler kalacak arkadaşlar. Onları da bayramdan sonra inşallah tamamlayacağız. Gördüğünüz gibi yol haritamız bu şekilde. Yol haritamız bu şekilde arkadaşlar. Yani önce çeviri sorularını yapmış olduk. Daha sonra anlam bütünlüğü bozan cümle, anlam bütünlüğü sağlayan cümle, diyalog tamamlama ve paragraf şeklinde gideceğiz. Paragrafı özellikle bayramdan öncesine aldım. Çünkü bayramda yoğun bir şekilde çalışma imkanı bulacak arkadaşlarımız olabilir. Onlar için özellikle paragrafı bitirmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, sınava artık bir aydan az bir süre kaldı. Dolayısıyla bayağı bir yoğunlaşmamız gerekiyor. Tabii ÜDS için biraz daha fazla süremiz var. Yani bir aydan fazla süremiz var. Dolayısıyla ÜDS'deki soru kategorilerimizde bakın bunlar sadece iki tane kategori eksik demiştik. O nedenle KPDS yaptığımız zaman zaten ÜDS'yi de yapmış oluyoruz. Tabii hemen şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Burada çözdüğümüz bütün sorular ÜDS ve KPDS'de çıkmış sorulardır. Onun dışında herhangi bir soru çözmüyoruz. Tabii bazen biraz eski senelere, geçmiş senelere gitmiş oluyoruz. Ama tekrar ediyorum. KPDS ve ÜDS sınavında çıkmış sorular dışında herhangi bir soruyu buraya dahil etmiyoruz arkadaşlar. Toplamda 500-550 tane soru çözmeyi hedefliyoruz. Geçen dersimizde 47 tane soru çözdük. Her kategori için en az işte 45 tane, 40-45 tane soru çözmeyi planlıyoruz arkadaşlar. Peki, şimdi bugün anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulmadan devam edelim istedik. Tabii şunu unutmayalım. Bunlar aslında bulmaca tipi. Benim bulmaca tipi dediğim sorulardır arkadaşlar. Özellikle bu soruları iyi bir şekilde yaparsak, yani soru kategorilerimizi hatırlayalım. Bunları iyi bir şekilde yaparsak sınav sırasında çok rahat ederiz arkadaşlar. O nedenle özellikle bu sorulardan başlıyoruz ki en azından bu soruları bol bol denemeyle alışkanlık kazandığınız takdirde bu soruları çok rahat bir şekilde sınavda yapabilirsiniz. Şimdi anlam bütünü bozan cümleyi bulma sorularına baktığımızda 6 tane soru çıkıyor arkadaşlar KPDS'de. ÜDS'de 5 soru çıkıyor. Genelde sadece soruyu ve cevabı incelemeniz yeterli olacaktır. Çok fazla gramer ya da kelime bilgisi gerekmeyecektir diyoruz. KPDS'nin çözmesi en kolay
soru kategorileri arasında yer alıyor. Tabii Bilgehan arkadaşımız hemen sorusuna cevap verelim. Şimdi sınava hangi sorudan başlayacağınız, soru kategorinden başlayacağınız büyük ölçüde size kalmıştır. Ama genel olarak şunu söyleyebilirim. Yani İngilizcesi iyi olan arkadaşlar birinci sorudan başlayabilirler. Ben öyle yapıyorum. İngilizcesi biraz daha az iyi olanlar, öyle söyleyelim. Çeviri sorularından başlayıp devam edebilirler. Sınavda süre sıkıntısı çeken arkadaşlar çeviri sorularından başlayıp bu kategorileri yapıp ondan sonra paragraftan da 3-5 soru yapıp tekrar başa dönebilirler. Tabii ki burada şunu söyleyelim. Herkes arkadaşlar kendine bir iki tane deneme sınavı yapsın. Önce işte çeviriden başlasın. Önce birinci sorudan başlasın. Önce paragraftan başlasın. Bakalım hangisini daha iyi yapıyor. Dolayısıyla bir tatbikat. Yani askeriyede tatbikatlar boşuna yapılmaz. Dolayısıyla siz de bu konuda bir tatbikat yaparsanız yani 2-3 tane tatbikat yaparsanız kendi durumunuz açısından en doğru sonuca ulaşırsınız. Peki şimdi anlam bütünlüğü bozan cümlede arkadaşlar genel bir hatırlatma yapalım. Paragrafın mutlaka anlamlı bir bütün oluşturması gerektiğini, yani cümleler arasında mutlaka bağlantı olması gerektiğini unutmuyoruz. Paragrafta işlenen konunun dışına çıkan ya da bir önceki bir sonraki satırla herhangi bir bağlantısı olmayan cümle anlam bütünlüğü bozacaktır. Peki arkadaşlar, hangi teknikleri, hangi temel ipuçlarını kullanıyoruz? Şimdi arkadaşlar, aslında bu zor gibi gözüken kategori bayağı bir kolaydır. Şimdi arkadaşlar, paragrafı hızlı bir şekilde okuyoruz. Herhangi iki cümleyi birbirine bağlamaya çalışıyoruz. Herhangi iki cümleyi birbirine bağlamaya çalışıyoruz. Bunun altını ısrarla çiziyorum. Birbirine bağladığımız cümleler bize paragrafın temasını verecektir. Temasını, konusunu verecektir. Cümle arasındaki kelime ifade bağlantılarını biraz daha dikkatle takip ederek bu temanın dışına çıkan cümleyi rahatlıkla bulabiliriz. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, iki cümleyi bağlamamız çok önemli. Tabii ki bağlamayı yaparken özneden, yüklemden, zamirden, bazı bağlaçlardan falan gidebiliriz. Ama genel olarak şunu mutlaka söylemem gerekiyor. Hangi iki cümleyi çok rahat bir şekilde birbirine bağlayabiliriz? Onu anladığımız anda soru yarı yarıya çözülmüş demektir. Bu çok önemli bir husustur arkadaşlar. Onu becerdiğimiz anda, yani bu bir tense uyumu olabilir, yani zaman uyumu olabilir, bu bir zamir uyumu olabilir, bu bir dediğim gibi başka bir nesne uyumu olabilir vesaire vesaire. Ama iki tane cümleyi birbirine bağlamaya çalışıyoruz. İki tane cümleyi bağladığımız anda işimiz çok kolaydır arkadaşlar. Birazdan zaten örnek sorular üzerinden göstereceğim. Peki şimdi arkadaşlar yavaş yavaş örneklerimize geçelim. Şimdi bir iki soruyu ben yapacağım önce. Lütfen cevap şıkkı söylemeyelim. Özellikle misafir olarak aramıza katılan arkadaşlar lütfen herhangi bir şekilde derste bir ses çıkarmasınlar, kusurumuza bakmasınlar. Yani onları sadece gözlemci olarak alıyoruz. Süreci gözlemeler için çünkü çok ısrar ettiler. Dolayısıyla misafir arkadaşlarımız sessiz bir şekilde süreci izlesinler. İsterlerse kendileri not alabilirler. Yani bir soruyu çözerken işte A'dır, B'dir, C'dir diye not alabilirler. Ama lütfen mümkün olduğu kadar yazışma yerine bir şey yazmasınlar. Çünkü bayağı bir kalabalık durumdayız. Şimdi değerli arkadaşlar, ne demiştik? İki tane cümleyi mutlaka birbirine bağlayacağız. Bağlamaya çalışacağız demiştik. Bu bizim için en önemli husus. Tabii hemen şunu söyleyelim arkadaşlar. Bir paragraf sorusunu çözerken bütün kelimeleri anlamamız gerekmiyor. Bu çok önemli bir husus. Bilmediğimiz kelimeler zaman zaman çıkacaktır. Dolayısıyla onlara takılıp kalmayacağız. Onlara takılıp kalmayacağız. Bizim amacımız mümkün olduğu kadar bildiğimiz kelimeler üzerinden giderek en az iki cümleyi birbirine bağlamak. Şimdi arkadaşlar bir iki soruyu dediğim gibi ben yapacağım. Şık söylemeyelim. Size yaptırmaya başlayacağım sorularda zaten şıkları söyleyebilirsiniz dediğim zaman şıkları söyleyeceksiniz. Dolayısıyla şu anda biraz sessiz bir şekilde izleyelim. Yani yöntemi anlamaya çalışalım. Yöntemi anladıktan sonra zaten sorunun çok kolay olduğunu, çok kolay bir şekilde çözüleceğini göreceksiniz. Peki. Mehmet Bey'in sorusu var. Genelde mantıklı olan şeyler olmalı falan diyor. Yani metinden, makalelerden alındığı için falan. Mehmet Bey, bunlara çok takmayın. Yani mantık, kime göre mantık, neye göre mantık ama yani şu amacımız şu. İki cümleyi birbirine bağlamaya çalışıyoruz. İki cümleyi birbirine bağladığımız anda olay çok kolay bir hale geliyor. Şimdi önce biraz sabrederek beni bir izleyelim bakalım. Şimdi paragrafımızı hızlı bir şekilde okuyorum. While it lights our day and provides energy for life, sunlight can also be harmful to humans. Şimdi burada sunlight cümlemizin öznesi, yani ikinci kısma baktığımızda onun öznesi. Yani güneş ışığından bahsediyor, değil mi? Özne bize cümlenin konusunu verecektir arkadaşlar. İkiye bakalım. Particles flowing from the sun can disrupt our planet's magnetic field
And these disruptions can interfere with electronic communications. Şimdi arkadaşlar, burada güneş var ama bakın, güneş ışığı yok. Ayrıca burada insanlara zararlıdır falan diyordu. Burada ise elektronik iletişim devreye girdi. Peki devam ediyoruz. Human skin. Ha, şimdi bakın yine insanlara geçti arkadaşlar. Bakın yine insanlara geçti. Dolayısıyla 1 ile 3'ü bağlayabiliyorum. Human skin is sensitive to ultraviolet light emitted from the sun. Bakın yine light'a geçti. Devam edelim. Eğer 1 ile 3'ü bağlayamıyorsanız bile, belki 3 ile 4'ü bağlayabilirdik. 4'e bakalım. Earth's atmosphere blocks much of the harmful light. Bakın yine harmful'a geçti. Dolayısıyla 3 ile 4'ü de bağlayabiliyoruz. But sunlight is still strong enough to burn skin under some conditions. A major risk factor in the development of skin cancers. 5'e geçtik. Sunlight yine bağlayabiliyoruz. Is also very harmful. Zararlıdan bahsediyor. To our eyes falan filan. Değerli arkadaşlar, gördüğümüz gibi iki tane cümleyi bağladığımız anda cümlenin ana teması ortaya çıkıyor. Paragrafın ana teması ortaya çıkıyor. Bakın, ikide de güneşle ilgili bir şey var. Tabii ki soru çok kolay olmayacak. Yani çok kolay olsa zaten herkes yapar. Yine güneşle ilgili bir şey olabilir ama 1'e, 3'e, 4'e, 5'e baktığımızda güneş ışıklarının zararlı etkilerinden, insan üzerindeki zararlı etkilerinden bahsediyor. Temamız bu. Bakın, temamız güneş değil. Şimdi arkadaşlar soruyorum, herkes burayı anladı mı? Bu çünkü çok önemli bir husus. Özellikle kayıtlı kullanıcılarımız için soruyorum. Yani ne yaptığımızı anladık mı? Özellikle bakın, iki tane cümleyi bağlamaya çalışıyoruz. Elbette güneş ışığı falan, yani güneş var bir tane. Ama paragrafın geneline baktığımızda tema güneş ışığının zararlı etkileri. Dolayısıyla burada oraya girmediği için doğru yanıtımız B şıkkıdır diyoruz. Peki bir iki tane daha soruyu ben yapacağım. Ondan sonra yavaş yavaş size yaptıracağım. Peki ikinci sorumuza geçtik. Galaxies have three common shapes. Şimdi galaxies özne olduğuna göre, yani galaksilerden bahsediyor değil mi? Yani tekrar söylüyorum, cümledeki bilmediğimiz kelimelere takılıp kalmayacağız. Efendim, belki common'ı bilmeyebilirsiniz. Shape'i bilmeyebilirsiniz. Öyle paragraflar gelebilir. Peki. Mehmet Bey'in dediği gibi ana temadan genelde çıkılmaz. Bazen ana temayla o cümle ilgili olabilir ama sırası değişmiş olabilir. İstisnai olarak öyle sorular da var. Biraz da o sorulardan bahsedeceğiz. Peki. Şimdi okumaya devam edelim. Galaxies have three common shapes. Galaksilerin biçimlerinden bahsediyor. One is elliptical galaxies. Ha bakın. Şimdi saymaya başladı bakın. Three derken burada one'a geçti. Dolayısıyla saymaya başlıyor bu şekilleri. Dolayısıyla 1 ile 2'yi artık bağlayabiliyorum. Bakın, demek ki temamız nasıl arkadaşlar? Temamız nasıl? Demek ki galaksilerin şekillerinden bahseden bir paragrafla karşı karşıyayız. Bakın, diğer şıklarda, diğer cümlelerde galaksiler olabilir. Ama bizim için derdimiz artık galaksilerin şekilleri. Peki devam edelim. One is elliptical galaxies which have an ovoid or globular shape and generally contain older stars falan diyor. İkiye devam edelim. Another spiral galaxies, yine şekillerden bahsediyor. Which contain both old and young stars are disc shaped with arms that curve around the edges. 4. Astronomers believe that the Milky Way. Ana, şimdi burada astronomerlara geçti arkadaşlar. Bakın yine tabii ki astrolojiyle ilgili bir şeyler var. Yani buradan kalkıp da Türkiye'nin Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerine geçmeyecek yani. O zaman çok bariz bir şey olur, soru olur. O kadar kolay olmayacak ama şunu da görüyoruz. Ya birden bire astronomerlara geçti. Üstelik de cümlenin devamına baktığımızda galaxy shape ile ilgili. Astronomers believe that the Milky Way of which our system is a part is the largest galaxy. Bakın, galaksi var ama galaksinin şekilleri falan yok. Peki 5'e bakalım. Yet another type irregular galaxies. Bakın yine bir şekilden bahsetmeye başladı. Have no regular structure falan filan. Ama şimdi burada kesinlikle eminiz ki doğru yanıtımız, anlam bütünlüğü bozan cümlemiz D şıkkıdır. Deniz'de şıkkıdır. Yani onu kaldırıp paragrafı tekrar okuduğunuzda paragrafın çok kolay bir şekilde birbirine bağlandığını görüyorsunuz. Peki, evet, şimdi tekrar söylüyorum. Bunun altını ısrarla çiziyorum. İki tane cümleyi birbirine bağlamaya çalışıyoruz. İki tane cümleyi bağladığımız anda paragrafın ana teması zaten ortaya çıkıyor. Ana teması ortaya çıktıktan sonra bizim için iş çok kolay bir hale geliyor. Özellikle özne yüklem yapıları bizim için paragrafın ana temasının neyle ilgili olduğu konusunda bize ipucu verir.
Ondan sonra zaten soruyu çok kolay bir şekilde çözebiliriz. Merve Hanım'a hemen cevap verelim. Yani zorluk derecesinden bahsediyor. Şimdi arkadaşlar, yani zorluk derecesi kime göre, neye göre? Yani relatif, böyle relatif kavramlara, böyle göreli kavramlarla beni uğraştırmayın. Ama sadece şunu söyleyelim. Yani aslında bu soruların hiçbirinin ben zor olduğunu düşünmüyorum. Yani bu anlam bütününü bozan cümleyi, bulma soruları, çeviri soruları. Yani ne kadar ne yapılırsa yapılsın arkadaşlar, bu verdiğimiz taktiklerle size yetecek kadarı çözülebilir. Onun altını ısrarla çizmeye çalışıyorum. Yani bu sorularda çok fazla zaten zor soru üretemezler. Peki. Peki. Şimdi devam edelim arkadaşlar. The oldest known evidence of strange flying objects is from... Şimdi bu soruyu da ben çözeyim. Ondan sonra yavaş yavaş size çözdüreceğim arkadaşlar. The oldest known evidence of strange flying objects is from some cave paintings that were found in Europe. Şimdi burada strange flying objects, burada ta buraya kadarki kısım bakın öznedir. Ta şurası komple özne. Dolayısıyla neden bahsediyor arkadaşlar? Yani tuhaf uçan nesneler hakkındaki kanıtlardan. Yani belki UFO'lar falan diyebiliriz. Peki, ikiye devam edelim. Before the end of the 18th century, very few Europeans had dedicated themselves to the study of flight. Ha, burada şimdi bakın birçok Avrupalı kendini uçuşa adadı falan diyor. Uçuşa ilişkin çalışmalardan. 1 ve 2'yi bağlayamıyoruz sanki. Peki 3'e bakalım. Şimdi 3'te ortaya çıkacak. One was the Italian Renaissance. Ha, bakın şimdi 2 ile 3'ü bağlayabiliyoruz. 2 ile 3'ü bağlayabiliyoruz. Çünkü orada artık Avrupalıların durumuna yine devam ediyor. One was the Italian Renaissance artist Leonardo da Vinci. He was. Bakın 3 ile 4'ü bağlayabiliyorsunuz birbirine. Eğer 1 ile 3'ü bağlayamasaydınız bile, yani 2 ile 3'ü bağlayamasaydınız bile 3 ile 4'ü bağlayabilirdiniz. Oradan da yine temayı çıkartabilirdiniz. He was preoccupied chiefly with bird flight and with flapping wing machines called ornithopter. Yine bakın his var burada. Yine 4'te 5'i, eğer 3 ile 4'ü bağlayamasaydınız 4'te 5'i bağlardınız. Yine oradan cümlenin temasını çıkartırdınız. Dolayısıyla burada bir de elbette uçmayla ilgili bir şeyler ama orada bilinmeyen tuhaf uçan nesnelerden bahsediyor. Doğru yanıtımız A şıkkıdır diyoruz. Yani hani Fatma arkadaşımız diyor ki çok belirgin cevap falan ama aslında yani özellikle son senelerdeki sorulara da bakarsanız ya o kadar zor olmayacağını göreceksiniz arkadaşlar. Yani ne kadar zor yapabilirler? Mutlaka bir ipucu vermek zorundalar. Bakın ısrarla bunun altını çiziyorum. Bunlar kapalı sorulardır arkadaşlar. Kapalı sorular olduğu için mesele dikkatinizi vererek o ipucunu bulmaktır. Yani biraz ALES sınavı gibi belki düşünmek lazım. Yani mutlaka size bir ipucu verilecek arkadaşlar. Aksi halde o soru yanlış bir soru olur. O soru yanlış bir soru olur. Dolayısıyla yani açık uçlu sorular olmadığı için mutlaka ipucundan giderek zaten onu işaretleyeceksiniz. Yani size şunu demeleri lazım. Bakın şu ipucundan gidecektiniz. O yüzden de bu sorunun cevabı budur. Onun için de mutlaka kapalı bir şekilde soruyu sormaları gerekiyor. Yani bir ipucu vermeleri, yani bir bağlantısızlık mutlaka olması gerekiyor. Tabii ki sınav sırasında tekrar söylüyorum. Dikkat çok önemli. Dikkatimiz ne kadar iyiyse o kadar başarımız artacaktır arkadaşlar. Peki. Şimdi tabii ki Selma arkadaşımızın dediği önemli. Sınava stressiz girmek vesaire. Onlar tabii ki artık bizim size öğretebileceğimiz şeyler değil. Yani bazı şeyleri ben size son derste söylemeyi düşünüyorum. Ama yine de tabii iyi bir ruh haliyle girmek sınava önem taşıyor. Peki. Şimdi arkadaşlar buraya kadar ben yapmış oldum. Tekniği, taktiği size kısaca gösterdim. Şimdi bundan sonra artık yavaş yavaş siz yapın isterseniz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Lütfen kimse şık söylemesin. Yani cevap şıkkı, ben cevaplarınızı verin diyene kadar lütfen cevaplarınızı vermeyelim. En az bir dakika. Her soruya en az bir dakika vermeyi düşünüyorum. Dolayısıyla süre sıkıntımız olmayacak. Merak etmeyin arkadaşlar. Dolayısıyla ben cevap yazın diyene kadar cevap yazmayın. İkincisi, bu kategorideki tekniğimizi bir hatırlayalım. İki tane cümleyi birbirine bağlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. İki cümleyi bağladığımız zaman paragrafın teması ortaya çıkıyor. O temanın dışına çıkan ya da o temada akışı bozan cümle bizim anlamımızı bozacaktır diyoruz. Ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Evet, şimdi bu soruyu size yaptırıyorum arkadaşlar ve bundan sonraki sorularda size yaptıracağım. Dediğim gibi her soru için en az bir dakika vereceğim. Buyurun bitirenler okey desin. Ondan sonra ben cevaplarınızı verin dediğim zaman cevaplarınızı vereceksiniz arkadaşlar.
Evet, yaklaşık 1 dakikamız oldu. Süre isteyen varsa süre yazsın arkadaşlar. Süre isteyen varsa süre yazsın. Yoksa cevaplarımızı alalım. Peki, D'ler çoğunlukta. Evet, D'ler çoğunlukta. Tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Ben cevaplarımızı yazalım demeden lütfen cevaplarımızı yazmayalım. Çünkü süre isteyen arkadaşımız olabilirdi. Değil mi? Süre isteyen arkadaşımız olabilirdi. Normalde bir sorunun süresi 1,8 dakikadır, değil mi arkadaşlar, sınavda? Dolayısıyla biraz daha süre verebilirdik aslında. Peki. Şimdi D dedi herkes. Sorunun üstünde çok fazla durmayacağım. Doğru yanıtımız D şıkkıdır arkadaşlar. Neden? Peki C diyen de var herhalde bir tane. Şimdi burada bakın 1'e baktığımızda 3 dust storms ve yani bir dust storms'lardan bahsediyor. Artı bunların hastalıkların işte yayılmasına neden olduğundan bahsediyor. Temamız bu. Neden? Çünkü 2'ye baktığımızda bakın yine dust storms var. Artı orada bakın yine hastalıkların yayılmasına neden olan bir şeyden bahsediyor. Bakın burada valley fever var falan filan. Disease var. Dolayısıyla 1'i 2'ye bağlayabiliyoruz. 2'yi 3'e bağlayabiliyoruz. Eğer 1'i 2'ye bağlayamasaydınız 2'yi 3'e bağlardınız. Dolayısıyla iki tane cümleyi birbirine bağlamamız yeterli. Burada 4'te ise bakın yine dust storms var. Ama burada bakın ormanların ekolojisinden bahsediyor. Yani tabii ki tamamen başka bir şeyden bahsedilseydi, dust storm'dan da bahsedilmeseydi o zaman çok kolay bir soru olurdu. Onu genelde yapmıyorlar. Ama burada yine dediğim gibi iki cümleyi bağladık. Doğru yanıtımız Denizli dedik. Neden C olmadığını da az önce açıklamış oldum. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Lütfen cevap verin demeden cevapları vermeyelim. Çünkü süre isteyen arkadaşımız olabilir. Her soru için de en az 1 dakika vereceğim. Merak etmeyin. Dikkati dağılan arkadaşlar konuşma kısmına, sohbet kısmına bakmasınlar. Sadece soruya odaklansınlar. Peki. Şimdi ikinci sorumuza geçiyorum. Evet, British Medical Researchers ile başlayan soru. Haydi bakalım. Bitirenler okey diyebilir. Evet. Süre isteyen var mı arkadaşlar? Süre isteyen var mı? Evet. Süre isteyen arkadaşımız varmış. Normalde yani süre isteyen arkadaşımız var mı derken kayıtlı kullanıcılarımızı kastediyorum. Çünkü mümkün olduğu kadar diğer arkadaşlarımız gözlemci olarak dediğim gibi katılıyorlar. Yani bunu anlayışla karşılayacaklarını umuyoruz. Peki. Değerli arkadaşlar. Şimdi soruya baktığımızda soru biraz zor gibi gözüküyor. Ama şimdi burada mesela şimdi soruyu geçmeden önce tabii cevaplarınızı bir alalım. Haydi bakalım ne yaptık? Evet, şimdi C var ve E var. İki tane, bir de D var. Peki. Şimdi E'ler çoğunlukta sanıyorum. Peki. Şimdi zor bir soruydu. Şimdi biraz inceleyelim. Değerli arkadaşlar. Şimdi burada size soru. Hangi iki cümleyi bağlayabiliriz? Yani 2 ve 3'ü sanki bağlayabiliriz gibi arkadaşlar. Bakın 2 ve 3'ü sanki bağlayabiliriz. Neden? Bakın those who took antigen falan filan. When they took diyor bakın. Neredeyse aynı kalıp. Bakın neredeyse aynı kalıp. Daily medicine in combination with the more commonly prescribed falan filan. This was even further reduced. Of those with an existing diagnosis of dementia. Of those yine bakın daily bir bağlantı var gibi. Yani bir şeylerin bir ilacın falan alınmasından bahsediliyor. Bakın dementia 2'de de vardı. Yani 2'yi 3'e bağlayamasanız 2'yi 4'e bağlayabilirsiniz falan filan. Peki şimdi bakalım. British Medical Researchers recently looked at the records of more than 800 bin people who had been treated for high blood pressure between 2002 and 2006.
Şimdi bir şey incelemişler değil mi? Doğuz şimdi inceledikleri şeylerden bahsediyor işte. Dolayısıyla 1 ile 2'yi de yine bağlayabiliyoruz. Oysa 5'e baktığımızda high blood pressure over long periods can lead to damaged blood vessels. Burada arkadaşlar bakın yine kan basıncı var. Evet ama bakın burada artık kan vessel'larından bahsediyor. Dolayısıyla burada 5 artık bizim konumuzun dışına çıkmış diyoruz. Doğru yanıtımız Edirne şıkkı. Çok kolay bir soru değildi. Onu hemen söyleyebilirim. Ama iki tane cümleyi bağladığımız anda soru çok rahat bir şekilde çözülebilir. Biraz dikkat etmemiz lazım. C şıkkını işaretleyenler için söylüyorum tekrar. Bakın 2'de Doğuz Hutuk var. 3'te Vendeytuk var. Yani neredeyse aynı kalıp. Cümlenin geri kalan kısmında zaten herhangi bir şekilde şeyden çıkmıyor. Yani konu dışına çıkmıyor. 5'in zamanı present diyen arkadaşımız var. Sedat Bey. Tebrik ediyoruz. Onu da yakalamış. Tabii ki oradan da gidilebilirdi. Yani her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Kübra arkadaşımız Özener'le mi bağlamak daha doğru olur diyor. Kübra arkadaşımıza hemen cevap verelim. Yani Özener bizim için çok önemli bir yol göstericidir. Ama o özne olsa bile o öznenin başka bir yönü söz konusu ediliyor mu edilmiyor mu? Ona bakacağız. Başka bir yönü ediliyor mu edilmiyor mu? Yani ona yani ezbere soru yapmak doğru bir şey değil. Dolayısıyla evet öznelere bakacağız. Ama o özne ile ilgili aynı konudan mı bahsediliyoruz? Ona da bakmamız gerekiyor. Evet, Sibel arkadaşımız diyor ki ikinci cümle Doğuz gibi bir şeyle başlıyorsa birinci cümleyi atamayız diyor. Yani bakmamız lazım. Yani güzel bir şey söylediniz ama her zaman öyle olmayabilir. Yani dikkat etmek gerekiyor. Öznelere dikkat edeceğiz falan. Yani mutlaka atarız diye bir kural yok. İnsanların aklına neler geliyor ya? Hakikaten şaşırtıcı. Güzel. Yani soru da güzel ama. Peki. Evet. Yani 4'te ne diyor diye bir arkadaşımız Okan Bey. D'de ne diyor diyor. Diyor ki yani bunama. Bunama teşhisiyle. Mevcut bunama teşhisiyle tanımlanmışlar yani o kişiler bu kombinasyon şu anlama geliyor diyor yani bir nursing home'a yani bir bakım yerine veya erkenden ölme yani oraya kabul edilme veya erkenden ölmeye daha işte daha az yatkın oldukları anlamına geliyor falan diyor. Tabii dediğim şunu söyleyeyim arkadaşlar her zaman söylüyoruz cümlede bilmediğiniz kelimeler olabilir çok dert etmeyeceksiniz. Önemli olan bizim için ipucunu yakalayabilmek ve bağlantıyı bulabilmek. Yani her kelimeyi bilmeyebilirsiniz. Benim de bilmediklerim bazen çıkar. Dolayısıyla yani bunu sizi rahatlatmak için söylüyorum. Yani asla ve asla bütün kelimeleri, bütün İngilizce kelimeleri ezberlemek, bilmek diye bir şey olmaz. Ama word test bizim için yeterlidir arkadaşlar. Orada belli bir kelime seviyesine ulaştığımız anda artık sınavda herhangi bir sıkıntı çekmeyiz. Peki şimdi bir diğer sorumuza geçiyorum. Bazı arkadaşlarımız diyor ki ya hocam ne kadar hızlı yapıyorlar falan biraz sakin olsunlar diyorlar. Aslında haklılar. Yani bu kadar hızlı yapmamıza gerek yok. Peki Ali Bey'in hemen sorusuna cevap verelim. Yani word testte normalde arkadaşlar yani belli bir seviyeye gelene kadar yani günde yarım saat bir saat en fazla yapsanız fazlasıyla yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Yarım saat bile yeterli olabilir intermediate düzeyindeki arkadaşlarımız için. Biraz daha alt düzeyde arkadaşımız varsa biraz daha çok çalışabilirler. Peki. Bir diğer paragrafımıza geçelim. Just one ile başlayan paragraf. Ne demiştik? İki tane cümleyi bağlamaya çalışacağız. İki tane cümleyi özne ve konu anlamında. Yani genel konu temal olarak bağladığımız anda işimiz çok kolay olacaktır. Haydi bakalım. Bitirenler okey diyecek. En az bir dakika vereceğim.
Evet, süre isteyen arkadaşımız var mı? Süre isteyen arkadaşımız varsa onun için biraz daha bekleyebilirim. Evet, sanıyorum süre isteyen arkadaşımız yok. Evet, cevaplarımızı yazabiliriz arkadaşlar. Ne yaptık? Ne yaptınız? Peki, şimdi bir E bir D geldi. Evet, D'ler çoğunlukta. A geldi, E geldi, B var, C var. Neredeyse hepsine gitmişiz. Ama gördüğüm kadarıyla D'ler çoğunlukta. Peki, şimdi bakıyoruz. Madem öyle birlikte çözelim. Ne demiştik? İki tane cümleyi birbirine bağlamaya çalışıyoruz. Şimdi biri bir okuyalım. Just one of the problems facing government policymakers and healthcare professionals is widespread ignorance about responsiveness to and tolerance for drug treatments in a population of over 65. Yani 65 yaşın üzerindekiler hakkında bir işte drug treatment, yani ilaçların ilaç işte tedavisi falan. Yani problem o. Dolayısıyla konu da o olmuş oluyor. Bu cümlenin konusundan bahsediyorum. İkiye bakalım. Clinical trials for new drugs rarely address populations of old people. Hem ilaç var, hem yaşlı insanlar var. Ha, demek ki bir önceki cümlede bir bağlantı var. Neden? Çünkü bir önceki cümlede yaşlı geçiyordu ve ilaç geçiyordu, değil mi? Tabii ki birebir aynısı olmayacak yani. Dolayısıyla 1 ve 2'yi bağlayabiliyoruz. Yani paragrafın konusu arkadaşlar ilaç kullanımı ve yaşlılar. Yani yaşlılarda ilaç tedavisi gibi bir şey. Şimdi isterseniz bir 15 saniye daha vereyim. Geri kalan şıklara bakalım. Ondan sonra tekrar herkes cevabını söylesin. Evet, şimdi işte doğrular gelmeye başladı. Neden? Çünkü D'ye baktığımızda evet tıp falan var ama orada ilaç söz konusu değil. Orada artık bakın bir intihar dediğimiz şey. Dolayısıyla doğru yanıtımız anlam bütünlüğü bozan cümle D şıkkıdır diyoruz. Ali arkadaşımız güzel bir şey söyledi. Bu vesileyle tekrar altını çizmek istiyorum. Bakın arkadaşlar tabii ki anlam bütünü bozan cümle böyle kabak gibi ortada olmayacak. Tabii ki yaşlı ile ilgili olabilir. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum arkadaşlar. Yaşlı ile ilgili olabilir. Ama artık orada yaşlılığın başka bir boyutuna değinilmiş. Eğer hiç yaşlılıkla ilgili olmasaydı, gençle ilgili olsaydı zaten çok kolay bir şekilde o soruyu yapardınız. Yani bizim amacımız en kötü durumu düşünmek. Yani en kötü durumda sizin soruyu yapmanızı sağlamak. Yani soru çok bariz bir soruysa zaten birçoğunuz yapacaksınızdır. Biz her zaman için en acil durumu düşünerek hareket ediyoruz. Dolayısıyla özellikle dediğim gibi tema, yani özne ve o özne veya işte neyse işte o, yani en sık geçen konu neyse onun hangi yönüne değiniliyor bizim için o çok önemli. Şimdi 5'e baktığımızda 5'i neyle bağladık diye soruyor arkadaşımız. Bakalım. However, as they become the biggest demographic. Şimdi burada D dediği nedir? D dediği işte arkadaşlar elderly populations'tır işte. Yani 4'ü ortadan kaldırdığımızı düşünelim bakın. Yani 5'i 4'e bağlamıyoruz. Kübra arkadaşımıza hemen söylüyoruz. 5'i 4'e bağlamıyoruz. 5'i 3'e bağlıyoruz. Çünkü 4 zaten anlam bütününü bozuyor. Dolayısıyla however, as they become the biggest demographic segment in society, new opportunities will emerge for pharmaceutical. Peki, pharmaceutical ne demektir? Pharmaceutical yani ilaçsal, yani farmakötik demektir. Yani ilaçla ilgili olan şey. Dolayısıyla orada yine o demografik segmentin, yani o yaşlıların ilaçla ilgili bir şeyinden bahsediyor, değil mi? Dolayısıyla B şıkkı, yani 5 burada anlam bütününü bozmuyor. Yani sanıyorum Kübra arkadaşımızın sorusuna cevap vermiş olduk. 5'i tabii ki 4'e bağlamıyoruz. 5'i 3'e bağlıyoruz. Çünkü 4 zaten orada araya girmiş. Peki. Aslında bol alıştırmayla bu soruları ben çok kolay yapabileceğinizi, birçoğunuzun çok kolay yapabileceğinize rahatlıkla inanıyorum arkadaşlar. Onu da açıkça söyleyeyim. Peki, bir sonraki sorumuza geçtik. According to the Chinese ile başlayan sorumuz. Haydi bakalım. Sorumuza bakalım. En az bir dakika size veriyorum. En az.
Biraz daha basit miymiş? Peki, bakacağız bakalım. Evet, süre isteyen arkadaşımız var mı? Süre isteyen arkadaşımız varsa onu alalım. Yoksa cevaplarınızı alalım. Basit diyorsunuz ama yani bizim yöntemimiz sayesinde gayet tabii basitleşiyor. Eğer bizim yöntemimizi kullanmazsa bir öğrenci bayağı zorlanır. Tek tek anlamlarından giderse bayağı zorlanır. Evet, doğru yanıtımız C şıkkıdır arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Aslında o kadar da basit olmuyor şey. Yani hani baktığımızda eğer anlamdan giderseniz çok da basit değil. Koray arkadaşımız süre isteyen vardı falan diye böyle yüksek sesle bize bağırıyor. Peki Koray arkadaşımıza özür diliyoruz Koray arkadaşımızdan. Kıvılcım arkadaşımız da sanıyorum şey yapamamış, süzememiş. Çok özür dilerim. Evet, böyle bir iki tane soru da böyle olabiliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Ama yani mutlaka lütfen benim şeyime, yani benim söylediğim işte hani tamam arkadaşlar cevabımı verebilirsiniz vesaire vesaire demeden lütfen cevaplarımızı yazmayalım. Peki şimdi arkadaşlar bakın burada baktığımızda bakın şimdi önemli bir şey söyleyeceğim. Lütfen herkes burayı dinlesin. Şimdi bakın 1 ve 2'yi bağlayabiliyoruz değil mi? Çünkü orada bakın zodiac sign, zodiacal animal yani onlardan bahsediyor falan filan. Şimdi burada bakın 4'ü 1'e 2'ye bağlamak zorunda değilsiniz. 4'ü 5'e de bağlayabiliyoruz bakın. 4'ü 5'i de kendi arasında bağlıyoruz. Yani eğer 1'i 2'yi bağlayamıyor idiyseniz buradan da gidebilirdiniz. Çünkü bakın 4 the ancient philosophers then they drive diyor. Dolayısıyla 4 ile 5'i bağlayabiliyoruz. O nedenle 4 ile 5'i bağladığımız zaman şunu düşünüyoruz. Ha, yani bir zodyak hayvanlarıyla ilgili bir takvimden bahsediyor. Bakın 3'te de bir takvim var ama orada Çin'in bakın özne artık Çin olmuş. Çin'in Gregorian takvimi benimsemesinden falan bahsediyorlar. Dolayısıyla C şıkkı olamaz. Bunu neden bu kadar uzun söyledim arkadaşlar? Bakın bazı sorularda ta gidip de 1'e bağlamak zorunda değilsiniz. 4'ü 5'i birbirine bağlamayı deneyebilirsiniz. 4'ü 5'i birbirine bağlamak daha kolaysa oradan gidin. Temayı oradan bulun. 1'i 2'yi birbirine bağlamak sizin için daha kolaysa 1'i 2'den gidin. Yani illa bütün paragrafla boğuşmayın arkadaşlar. Burayı herkes anladı mı? Yani bütün paragrafla boğuşmak kesinlikle doğru bir şey değildir arkadaşlar. O yanlış bir şeydir. Mümkün olduğu kadar her karşımıza çıkan soruyu mutlaka ve mutlaka parçalara ayırarak çözmemiz lazım. Peki. Evet, peki. Şimdi bir sonraki sorumuza geçiyorum. Evet, dediğim gibi lütfen ben cevap verin demeden vermeyelim. Eğer sohbetten etkilenen arkadaşımız varsa sohbete bakmasın. Sohbeti görmezden gelsin lütfen. Evet, şimdi man has ile başlayan paragraf yine en az size 1 dakika veriyorum. Haydi bakalım. Hayır Mehmet Bey, ayrı konu oluşturamaz. Ama sizin bağlamanız açısından daha kolay olabilir. Yani yine ama ana temayla az çok bağlantılı olacaktır yani. Tabii ki birebir aynı olmaz. Hiçbir cümle birebir aynı olmaz yani. O kadar da bariz aynı olmazlar yani. Evet, şimdi süre isteyen arkadaşımız var mı? Süre isteyen arkadaşımız var mı? Biraz bekleyelim. Süre isteyen arkadaşımız var mı? 10 saniye bekliyoruz. Peki. Eyvallah Sedat Bey. Çok iyi. Evet, süre isteyen arkadaşımız varmış. Normalde arkadaşlar yani dediğim gibi misafir arkadaşlarımızı çok sesini çıkarmalarını istemiyoruz ama peki arkadaşımıza verelim madem öyle. Evet, diğer arkadaşlarımız da sağlama yapmış olurlar bu vesileyle. Peki bir 15 saniye daha veriyorum.
Evet, şimdi artık cevapları yazabiliriz arkadaşlar. Ne yaptık? Ne yapıyoruz? Bakalım. Evet, peki. Zor bir soruydu ama tebrik ediyorum. Doğru yanıtımız A şıkkı. Bu soru aslında bana az önce bir arkadaşımız demişti. Hocam iki, mesela 1 ile 2 bağlı, 3, 4 bağlı. Bunlar farklı temalarda olabilir mi falan. Bunun güzel bir örneği. Mesela 2 ile 3'ü bağlayabiliyoruz ama tema gelişiyor tabii ki. Tema gelişiyor. Fakat yine de bakın bir shells'ten bahsediyoruz falan. Bakın 5'te artık evdeki dekorasyonlara geçmişiz ama yine bir bağlantı var. Yani tabii ki birebir aynı, bütünüyle her cümle aynı, her yönüyle aynı konuyu ele almıyor tabii ki. Ama yine de aynı tema etrafında. Biz o yüzden ona tema diyoruz. Dolayısıyla 2'yi 3'e, 4'ü de 5'e bağlamamız mümkün. Genel teması bu işte bu şeylerin, denizdeki bu şeylerin efendim seashell'lerini falan, işte deniz kabuklarını, şudur budur, böyle güzellikleri falan filan. Oysa 1'e baktığımızda yani okyanussal çalışmalardan bahsediyor değil mi? Dolayısıyla doğru yanıtımız, yani anlam bütününü bozan cümleyi baktığımızda doğru yanıtımızın A olduğunu görüyoruz. İlk şıkkın ilgili olduğu düşünüyor. Peki tabii ki Yüksel arkadaşımıza hemen cevap verelim. Yani ilk şık kesin bozar diye okuyamayız onu. Ancak onu üçüncü şeyi okurken anlayacağız. Bozuk bozmadığını. Yani ancak üçüncü cümleyi okurken anlamaya başlayabiliriz. Tabii şunu söyleyeyim arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bizim amacımız iki tane cümleyi birbirine bağlamak. En az iki cümleyi bağlıyorsak işimiz çok kolaylaşmıştır. Bütün paragrafla uğraşmıyoruz, boğuşmuyoruz. Peki. Şimdi bir sonraki sorumuza geçiyorum. Ideas ile başlayan soru. Haydi bakalım, yine en az bir dakika veriyorum. Şimdi diğer arkadaşlar soruyu çözerken Asuman arkadaşımızın bir şeyi var. Hocam hiç anlaşılmıyor diyor. Bu paragrafların anlaşılmamasından bahsediyor sanıyorum. Yani bu da ilginç bir şeydir. Tabii Asuman arkadaşımız bağlamında hemen şunu söyleyeyim. Yani anlayabildiğiniz paragrafta zaten sorun yoktur. Onu zaten yöntemimizi çok daha iyi bir şekilde kullanırsınız. Anlayamazsanız bile çözüyorsanız bu çok iyi bir şeydir. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Anlayabiliyorsak zaten soruyu çok daha kolay bir şekilde tekniklerimizi yine kullanarak çözeceğiz. Çok daha kolay bir şekilde çözebiliriz. Ama bakın anlayamasak bile, birçok yerini anlayamasak bile paragrafı çözebiliyoruz, soruyu çözebiliyoruz. İngilizceniz geliştikçe çok daha kolay bir şekilde bunları kullanmak mümkündür. Peki şimdi süre isteyen var mı? Süre isteyen aramızda var mı arkadaşlar? Bayağı bir süre geçti, 1,5 dakika vermiş oldum. Bakın normalde bayağı hızlı yapıyoruz. Yani bu sorulardan süre arttırmamız mümkündür arkadaşlar. Dolayısıyla gördüğünüz gibi hızınız gayet iyi. Peki ne yaptık arkadaşlar? Evet, ne diyoruz? Hangi şıkkı? Evet. Peki tebrik ediyorum. Zor bir soruydu. Neden? Çünkü Naziler propaganda falan bir bağlantı kurarsınız diye korktum ama kendimizden bir şey katmamamız lazım. Doğru yanıtımız C şıkkı. Neden arkadaşlar? Çünkü bir de bakın propagandadan ve onların işte ne için kullanıldığından bahsediyor. 2'de propagandacının ne yaptığından falan bahsediyor. 3'te ise Nazilerin bilgiyi yasakladığından bahsediyor. Propaganda yok. Dolayısıyla biz sadece onu kafamızdan uydurabilirdik. Yani genel kültürümüz devreye girebilirdi. Bazen bazı soruları yanlış yapmanıza yol açar. Dolayısıyla ama burada bizim taktiğimiz sayesinde bunu yapmadınız. 4'e baktığınızda yine propaganda, yani yanıltıcı ifadeler vesaire vesaire diyor. Zaten yine 4'ü de 5'e bağlayabiliyorduk. Dolayısıyla 4'ü de 5'e bağlayabildiğimize göre bu iki şık zaten anlam bütününü bozamaz. Doğru yanıtımız Ceyhan şıkkı diyoruz. Zor bir soruydu ama gördüğünüz gibi bu soruları yapabilen arkadaşlarımızın yani bu kategorideki her soruyu yapabileceğini düşünüyorum. Tabii burada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Her zaman için her kategori açısından bir tane hata yapma hakkı.
En az bir tane hata yapma hakkı, kendimize tanıyalım lütfen. Dolayısıyla her kategoride normalde bir tane hata yapma hakkımız var. Ama özellikle bu kategorilerde ben tam yapabileceğinizi bile düşünüyorum. Onu da açık açık söyleyeyim. Bazı arkadaşlarımız tam bile yapabilirler. Peki. Peki. Evet. Bir sonraki sorumuz biraz uzun. According to Ancient ile başlıyor. Haydi bakalım. Yine iki cümleyi, en az iki cümleyi birbirine bağlamaya çalışıyoruz. Evet, süre isteyen arkadaşımız var mı? Süre isteyen arkadaşımız var mı? Bayağı bir süre verdim. Evet, süre isteyen arkadaşımız varmış. Lütfen cevabımızı vermeyelim. Mehmet Bey okey dedikten sonra cevapları alacağım. Mehmet Bey okey demesini bekliyoruz. Evet, Mehmet Bey de okey dedi. Evet, ne yaptık arkadaşlar? Zor bir soru gibiydi ama kendi tekniğimizi kullandığımız takdirde çok kolay bir şekilde D'yi işaretleyebiliriz. C işaretleyen bir iki arkadaşımız varmış. Peki C'de bakın yine bir mumyalamadan bahsediliyor değil mi? Bir mumyalamadan bahsediliyor. E'ye bakan Asuman arkadaşımız E yapmış, bir iki arkadaşımız E yapmış. Peki öyleyse biraz inceleyelim. Bazı arkadaşlarımız da C ile D arasında kalmış. Peki bakalım. Şimdi kısaca paragrafı bir okuyalım. According to ancient Egyptian beliefs, having a well-preserved dead body was very important. Bakın, ana cümlemizin öznesi having a well-preserved dead body. Özne bu. İyi korunmuş bir vücut diyor. Was very important in order to ensure a blissful afterlife. İkiye bakalım. For this reason, one of the most elaborate burial customs. Yine gömme törenlerinden bahsediyor. That was practiced by the, yani gömme geleneklerinden. By the Egyptians was the act of mummification. Şimdi mumyalamadan bahsetti. 1 ile 2 bağlantılı demek ki. Demek ki arkadaşlar mumyalamadan, yani vücudun korunmasından bahsediyor. Çok kabaca böyle. Bakın bütün kelimelerle uğraşmıyorum. 3'e bakalım. After a few preliminary steps, the body would be truly dried. Yani vücut kurutulur diyor. Yani neden bahsediyor? Yani işte mumyalama işlemi. Out by the heat of the sand which emanated all fungi and bacteria from the body, thus making it immune to decay. Dolayısıyla 3 de bağlantılı. Yani 1, 2'yi bağladık, temayı çıkardık. 3 artık temayla bağlantılı. Onu diyoruz bakın. 3 artık ana temamızla bağlantılı. İlla 2 ile belki doğrudan da bağlantı bulamasanız da 3'ün temayla bağlantılı olduğunu fark etmemiz gerekiyor. 5'e bakalım. Grave robbery. Ha, mezar hırsızlığı. Üstelik de özne konumunda. Grave robbery has been very popular. Ha, üstelik de tensi de uymuyor. Yani Ahmet arkadaşımızın dediği gibi. However, it was reserved for the richest and most powerful Egyptian. It dediği nedir arkadaşlar? Mumyalama işlemi. It was reserved for the richest and most powerful Egyptian society for the process was long and expensive. Bu expensive'ler hırsızlığı çağrıştırıyor gibi ama öyle değil. Yani it dediği burada mumyalama işlemidir. Doğru yanıtımız Denizli şıkkı diyoruz. Zor bir soruydu ama çoğu arkadaşımız neredeyse %80'i %90'ı doğru yanıtı buldu. Diğer arkadaşlarımız da biraz dikkatsizlikten kaynaklandığını düşünüyorum. Peki. Tabii burada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bakın 3. cümlede decay var. Mesela bunu bilmeyebilirsiniz. Decay efendim nedir? Ama orada body var. Onu biliyoruz. Dry var, kurutmak. Yani yine orada şeyden bahsediyor değil mi? Efendim mumyalama işleminde yapılan şeyler olmalı onlar. Bakın sınavda böyle bilmediğiniz kelimeler olabilir. Ama onlara takılıp kalmayacaksınız. Bildiğiniz kelimeler üzerinden gitmeye çalışacağız.
Peki. Peki. Zor bir soruydu ama gördüğünüz gibi yapabiliyoruz. Peki bir sonraki sorumuza geçtik. In the early 1880'si ile başlıyor. Mehmet arkadaşımız tens uyuşmasızlığı her defasında olmuyor. Olmuyor. Bazı sorularda tensler tamamen aynıdır ama anlam farklıdır. Bizim öncelikle her soruda kullanabileceğimiz teknikten gitmemiz lazım. O da az önce anlattığım tekniktir. Yani iki cümleyi birbirine bağlamaya çalışmak. Kenan arkadaşımız dediği gibi bilgisayar üzerinde çözmek zordur. Ama merak etmeyin. Yazılıda çok daha kolay yapacaksınız. Artı orta ve uzun vadede zaten yavaş yavaş bu sistem bilgisayarlı sisteme geçecek. O yüzden şimdiden bunu alışsak iyi olur. Kelime çokmuş. Peki. Evet, Mehmet arkadaşımız süre istiyor. Cevabı vermiyoruz arkadaşlar. Mehmet arkadaşımız okey diyene kadar cevabımızı vermiyoruz. Evet, Mehmet arkadaşımız da okey dedi. Sanıyorum başka süre isteyen arkadaşımız yok. Evet, şimdi E'ler çoğunlukta, bir arkadaşımız da A demiş. Bir arkadaşımız da D demiş. Peki. Şimdi hızlı bir şekilde bakıyoruz öyleyse. Birden okumaya başlayalım. In the early 1880s, George Nigel Mackers, a young Belgian railway enthusiast, following the example of George Mortimer Pullman in Britain, began building luxury railway carriages. Yani bir tren taşımacılığından bahsediyoruz. George Nigel Mackers böyle bir şey yapmış. İkiye bakalım. In 1880'de Nigel Mackers bir bağlantı var. Introduce the first restaurant car aboard a controlled train. Ha, demek ki arkadaşlar. Demek ki bir tren, yani tren meselemiz tren ve bu trenlerin gelişmesi, gelişme durumu. Üçe bakalım. On October 4, 1880, the first Orient Express train service was inaugurated. Yine bu trenlerin gelişmelerinden bahsediyor. Bakın, tarih uyumu da var. 1880'den 1883'e geçtik. Dörde bakalım. The legendary train dediğini arkadaşlar bakın Orient Express was at its heyday falan filan. Royal Service Coaches. Şimdi burada the most famous of them dediği arkadaşlar. Bakın the most of famous of them dediği bunlar şu celebrities, courtesans and spies falan değil arkadaşlar. Neden? Çünkü burada romandan bahsediyor. Eğer dördüncü cümlede bir romandan, kitaptan falan bahsetseydi o zaman the most famous of them o olurdu. Yani orada bizi şaşırtan o olabilir. Belki. Dolayısıyla 5'te bir bağlantı yok. Orada artık bir romana geçmiş arkadaşlar. Eğer the most famous of them was Agatha Christie deseydi yine olabilirdi. Bir bağlantı olabilirdi. Ama Agatha Christie'nin romanından bahsediyor. Kişilerden, bu ünlü kişilerden falan bahsetmiyor. Dolayısıyla doğru yanıtımız Edirne şıkkıdır diyoruz. Evet. Tensler aynı diyor arkadaşımız. Evet, tensler aynı. Tensler aynı. Dolayısıyla tensten gidemeyiz. Tabii Sedat Bey genel kültürden falan yaptım diyor ama yani bazı sorularda genel kültür kullanılır ama çok fazla genel kültürü kullanmamak lazım. Çünkü bu bir bilgi sorusu değil. Yani oradaki bilgi ne kadar doğru ne kadar yanlış o bizi ilgilendirmez. Yani sigara sağlığa yararlıdır diyorsa bizim soruyu ona göre cevaplamamız lazım. Yani dolayısıyla paragrafta ne diyorsa o. Kendimizden bir şey oraya katmamamız gerekiyor. Bu arada sigaradan nefret ederim. Yararlı da değildir tabii ki de. Neyse yani böyle bir aklınızda kalsın diye bu örneği vermiş oldum. Değerli arkadaşlar ara vermiyoruz. 25'te vereceğiz. 25 geçe vereceğiz. Çünkü biliyorsunuz 3 saat yapmamız lazım. O yüzden derslerimiz 1 saat 25 dakikalık periyotlar çerçevesinde işlenecek. Evet, şimdi doğru yanıtımız Edirne şıkkı dedik. Sanıyorum bu soruya ilişkin
Başka bir sorusu olan arkadaşımız yoktur. Öyleyse bir sonraki sorumuza geçelim. Kısa bir soru. Acele etmeyelim. Ultrasound ile başlayan soru. Haydi bakalım. Evet, süre isteyen arkadaşımız var mı? Şimdi cevabınızı almadan önce cevap vermeyin arkadaşlar. Bakın burada 4 ile 5'i çok rahat bir şekilde birbirine bağlayabiliyoruz değil mi arkadaşlar? 4 5'i çok rahat bir şekilde birbirine bağlayabiliyoruz. Neden? Çünkü bakın should be scanned. That such scanning diyor. Dolayısıyla 4 5 çok rahat bir şekilde bağlanıyor. Demek ki paragraf bir tarama ile ilgili bir şey. Peki. Haydi bakalım. Şimdi ne yaptık? Yanıtımızı verebiliriz. Evet, gayet güzel. Doğru yanıtımız B şıkkıdır diyoruz. Orada artık Down sendromlu bir bebekten bahsetmişler. Bakın yine bir de pregnancy falan vardı. Hamilelik vardı. Ama bizim derdimiz o değil. Derdimiz ultrasound scanning. Dolayısıyla doğru yanıtımız B şıkkıdır diyoruz. Yani çok kolay gözüktüğünde bakmayın. Eğer bu yöntemi uygulamazsanız bayağı zorlanırsınız. Dediğim gibi 4 ve 5'i bağladığımız anda İş çok kolay bir hale geliyor. İki cümleyi bağladığımız anda iş çok kolay bir hale geliyor. Sanıyorum ne demek istediğimi anladınız. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davulunu az. Peki İbrahim arkadaşımız zorlanmış. Peki doğru yanıtı yaptınız mı? Doğru yanıtı yaptınız mı? İbrahim arkadaşımıza hemen soralım. Doğru yanıtı yaptınız mı? Zorlanan arkadaşlar zorlanmalarına rağmen yapmadılar mı? Hayır mı? Yani yanlış mı yaptınız? Hangi şıkkı işaretlediniz? Bilmiyorum. Peki. Çok kolay diye anlayana bağlama diyor. Evet. Peki. Yani şunu unutmayacağız arkadaşlar. Ne kadar zorlanırsak zorlanalım. Biraz dikkatle soruyu yapabileceğimizi ben kesinlikle düşünüyorum. Özellikle bu tabii hızlandırmış bir kurs olduğu için biz burada arkadaşlar derinlemesine olarak bir İngilizce bilgisi falan vermiyoruz. Yani derinlemesine bir gramer bilgisi falan vermiyoruz. Dolayısıyla yani şunu unutmayalım. Bu bir soru çözüm teknikleri kursu. İbrahim arkadaşımız 4 ile 5'i bağlayamadığını söylüyor. Yani bakalım 4 whether all pregnant women should be scanned is controversial. However it's commonly admitted that such scanning isn't routine needed. Yani diyor ki bütün hamile kadınların taramadan geçip geçmemesi tartışmalı bir şeydir diyor. Ama genel olarak yaygın olarak kabul edilir ki bu tür bir tarama rutin bir şekilde gerekli değildir. Şimdi herhalde bağlantı olduğunu daha iyi bir şekilde anlayabiliriz. Peki. Bir sonraki sorumuza geçelim. Parasitic infections ile başlayan soru yine biraz böyle sağlık bilimlerinden ama tabii ki KPSS'de çıkabilecek bir soru. Evet, ne demiştik? İki tane cümleyi birbirine bağlamaya çalışıyoruz. Birazdan değiştiririz. Ali arkadaşımıza hemen bir kıyak yapalım. Soruları değiştirelim. Evet. Evet, süre isteyen arkadaşımız var mı? Biraz kısa bir soru zaten. Arkadaşlar, cevabı vermeden önce yine çok kısa bir açıklama yapayım. Bakın 1'e baktığımızda
Cevabı vermeyeyim arkadaşlar. Parasitic infections are common in rural Africa, Asia and South America. However, they dediği parazitik enfeksiyonlardır. They are rare in developed countries. Ha, parazitik enfeksiyonların yaygınlığından bahsediyor. Parazitik enfeksiyonların yaygınlığı, yani dünyadaki işte çeşitli bölgelerde yaygın mı değil mi, nasıl yaygın hale geliyor vesaire vesaire. Buna özellikle dikkat edelim. Peki şimdi 1 ve 2'yi bağlayabiliyoruz yani. Temamızı da bulduk. Parazitik enfeksiyonların yaygınlığı dünyada nasıl yayılıyor? Bu. Evet, şimdi hangi şıkkı işaretledik? Evet, doğru yanıtımız D'dir. Bir iki tane E işaretleyenler var. Şimdi burada arkadaşlar bakın 5'e bakalım. 5'e bakalım. So unlimited. They return home with the infection. Değerli arkadaşlar yine bakın yaygınlığın nasıl olduğundan bahsediyor. Bakın 3. But people from developed countries who visit developing countries can very easily be infected by parasites. 4'te bakın. 4'te. Bu parazitler diyor. Evet bakın parazitler diyor. Ama that infect the intestine. Burada arkadaşlar parazitlerin ne yaptığından bahsetmiş. Yani işte bağırsak duvarı bilmem ne falan filan. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Bakın tabii ki burada tekrar söylüyorum. Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkilerinden bahsetmeyecek yani. O zaman çok bariz bir şekilde anlam bütünü bozar. Soru çok kolay olur. Burada yine parazitlerden bahsediyor ama parazitlerin çok başka bir yönünden bahsediyor. Evet burada doğru yanıtımız D şıkkıdır. Zaten sınıfımızın çoğunluğu yaptı. Ama şunu söyleyelim. Hani sağlık bilimlerinden soruyorsunuz falan dediler. Arkadaşlar sınav sırasında bildiğiniz kelimelerse zaten dediğim gibi teknikleri çok daha iyi bir şey kullanırsınız. Benim buradaki yapmaktaki amacım özellikle sizin bilmediğiniz, zorlandığınız, zorlanabileceğiniz paragraflar üzerinden gitmek. Çünkü böyle yaptığımız takdirde diğer zorlanmadığınız, kelimesi daha kolay olan paragraflar zaten çok daha kolay bir şekilde yaparsınız. Bakın birçoğunuz sağlık bilimci olmamamıza rağmen, yani öyle olduğunu tahmin ediyorum çünkü çok az arkadaşımız oluyor öyle. Olmamasına rağmen yapıyorsunuz soruyu. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum size arkadaşlar. Yani o alanda olmasanız bile, o paragrafın birçok kelimesini bilmeseniz bile soruyu yapabiliyorsunuz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla sınav sırasında korkmayacaksınız, çekinmeyeceksiniz. Bilmediğiniz kelimeye takılıp kalmayacaksınız. Bunu size, bu alışkanlığı size kazandırmaya çalışıyorum. Evet, doğru yanıtımız birçoğunuzun alanında olmamasına rağmen doğru yanıtımızı bulduk. Doğru yanıtımız Denizli şıkkı diyoruz. Tabii ki başka ipuçlarından da gidilebilirdi. Birçok ipucu olabilir. İşte eve dönmek vesaire vesaire. Evet, doğru yanıtımız Denizli şıkkı diyoruz. Peki, bir sonraki sorumuza geçelim. We benefit from ile başlayan soru. Haydi bakalım. Evet, süre isteyen var mı? Süre isteyen arkadaşımız var mı? Peki. Süre isteyen yoksa cevaplarınızı alalım arkadaşlar. Haydi bakalım. Evet. D'ler çoğunlukta, bir tane A gördüm yanılmıyorsam. Peki değerli arkadaşlar. Paragrafın geneline baktığımızda bakın we benefit from the results of mathematical research. Matematik araştırmanın sonuçlarından faydalanırız diyor. Değil mi? The fiber optic network carrying our telephone conversations for example was designed with the help of mathematical research. Şurası da şurası. Bakın gördüğünüz gibi gayet de bağlantılı. Dolayısıyla 1 ve 2'yi birbirine bağladık. Hemen diyoruz ki paragraf matematik araştırmanın, matematiğin faydalarıyla ilgili.
3'e bakalım. Our computers are the result of millions of hours and mathematical analysis. Matematiğin faydasından bahsediyor. Dolayısıyla 3 temaya uygun. 4'e bakalım. Mathematics is a basic component of the primary and secondary education. Ha, matematik var evet ama ilkokul ve işte ortaokul kurikula, yani onun işte eğitim şeyi, programının bir parçasıdır diyor. Faydası var mı arkadaşlar? Faydasıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş. 5'e bakalım. Weather prediction, the design of fuel efficient automobiles and airplanes, traffic control and medical imaging all depend upon mathematical analysis. Ha, yine burada matematiksel analizin faydalarından bahsetmiş. Dolayısıyla doğru yanıtımız D şıkkıdır. Neden? Çünkü orada matematikten bahsediyor ama paragrafın temasıyla ilgili değil. Evet, gördüğünüz gibi Mehmet Bey'in dediği gibi tekniklerimizde net bir soru oldu. Tekniği çok güzel bir şekilde gösteren, özetleyen bir soru oldu. Yani %95 dolayındaki arkadaşımız da soruyu doğru yaptı. Diğer arkadaşlarımız biraz daha dikkat edecekler. Peki doğru yanıtımız Denizli şıkkıdır diyoruz. Tebrik ediyoruz. Gördüğünüz gibi bir fen bilimleri sorusuydu bu da. Evet, tekrar söylüyorum. Tabii şunu da söyleyelim. Buradaki bütün sorular arkadaşlar KPDS'de, ÜDS'de çıkmış sorulardır. Dolayısıyla KPDS'de, ÜDS'de çıkmış sorular dışında herhangi bir soru buraya almıyoruz. Bu arada misafirlerimizi artık odanın dışına aldık. Çünkü yeteri kadar dersimizi takip etmiş oldular. Peki, bir sonraki sorumuza geçiyorum. The eyeball ile başlayan soru. The eyeball ile başlayan soru. Yine acele etmeden yavaş yavaş soruyu çözmeye çalışalım arkadaşlar. İki cümleyi birbirine bağlamaya çalışalım. Haydi bakalım. Kahkaha mı? Vay. Kahkaha atmanız için böyle şeyleri beklemek gerekmiyor. İnsan her zaman için mutlu olacak şeyler bulabilir. Değil mi? Yani şu anda hastanede, hapishanede olmamamız, sağlıklı olmamız, özgür olmamız bizim için bence gayet iyi bir mutluluk sebebi. Peki. Şimdi değerli arkadaşlar, burada dikkat edelim. Cevapları almayalım. The eyeball is divided into two segments. Yani eyeball, bakın eyeball'un anlamını bilmeyebilirsiniz. Bakın eyeball'un anlamını bilmeyebilirsiniz. Ama eyeball'un özne olduğunu biliyoruz genel İngilizce bilgimizle. Ve iki tane kısımdan bahsediyor. Yani two segment'ten bahsediyor. İkiye bakalım. The front segment. Üçe bakalım. The back segment. Oho, çok iyi. İki, üçü zaten bağlıyoruz. O zaman biri de bağlarız artık. Çünkü temayla uyumlu. Both the front and back segments. O harika. Dolayısıyla 4'ü de bağlıyoruz. Artık doğru yanıtımız ortaya çıkmış oldu. Yani ben aslında soruyu çözmüş oldum. Ama bu soruyu özellikle çözdüm. teknik oluyorum ya, anlam aramıyorum. Ne hale geldim ben. Peki Sedat Bey, böyle olur. KPDS sınavı kamu personeli dil sınavı. Dır. Dolayısıyla kamu personelini biraz böyle bol bol böyle işte şey yaparlar. Bu sorularla biraz böyle kafalarını bulandırırlar. Evet. Doğru yanıtımız Edirne şıkkı diyoruz. Gördüğünüz gibi iki taneyi bağladığımız anda tema ortaya çıkıyor. Özellikle arkadaşlar şunu söyleyeyim bu soru vesilesiyle. Eğer bir, yani örneğin iki parçaya ayrılır, ikiye ayrılır, üçe ayrılır, birincisi ikincisi diyorsa o soruları çok rahat bir şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Birincisi şudur, ikincisi budur, üçüncüsü şudur, sonuncusu budur. Dolayısıyla o sorular bizim için çok kolay olmalı. Çünkü bu yöntemi çok daha rahat bir şekilde uygulayabiliyoruz. Peki bir sonraki sorumuza geçelim. Any given place ile başlayan sorumuz.
Evet. Biraz zor bir soru gibi. Biz zor bir soru gibi. Ama lütfen iki tane cümleyi tema olarak bağlamaya çalışalım. Biraz zor bir soru gibi. Biraz dikkat etmemiz lazım. Evet, 4 ve 5'i Ali Bey çok güzel söyledi. 4 ve 5'i bağlayabiliyoruz, değil mi? A constant exchange var. This constant exchange var. Dolayısıyla ekosistemleri bir şeyinden bahsediyor. İşte ekosistemleri işte büyüklüğü, kompleksliği, işte bir karşılıklı ilişki, ekosistemi oluşturan unsurlar arasında bir ilişki. Peki hangi şıkkı yaptık arkadaşlar? Evet, zor bir soruydu. Çoğumuz B'yi yapmış, bazılarımız C'yi yapmış. Şimdi bakalım. Bire bakalım. Any given place may have several different ecosystems that vary in size and complexity. Burada da yine size'dan ve kompleksiteden bahsediliyor, değil mi? Neden? Çünkü 4'e baktığımızda bakın. How the size or complexity? Şimdi 4'ü 5'i bağladık ya arkadaşlar. 4'ü 5'i şimdi bakın önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi herkes burayı dinlesin. Şimdi 4'ü 5'i bağladığımızda bakın. Temayı bir anlamaya çalışalım. 4'ü 5'i bağladık zaten. Şu constant exchange'ten 4'ü 5'i bağladık. Şimdi 4'ü 5'i bir okuyalım. No matter how the size or complexity diyor. Of an ecosystem is characterized. All ecosystem. Şimdi burada yine size complexity var. Bakın. Dolayısıyla demek ki ekosistemlerin büyüklüğü, yapısı, iç ilişkileri vesaire. Şimdi 1'e baktığımızda Any given place may have several ecosystems that vary in size and complexity. Dolayısıyla 1'e artık temayla ilgili diyoruz. Bakın bir temayla ilgili. 2'ye bakalım. Humans özne olmuş. Benefit from these smooth to function ecosystems. Arkadaşlar bakın. These smooth to function ecosystems var. Ecosystems var ama bir kere burada smoothly function ekosistem, yani orada birinci soruda zaten smoothly diye bir şey yoktu. Yani böyle rahat çalışabilir, yani böyle çok temiz bir şekilde, düzgün bir şekilde çalışan anlamı yoktu ama diyelim ki smooth'un anlamını bilmiyorsunuz. Olabilir. Smooth'un anlamını bilmiyorsunuz. Olabilir. Peki bir de üçü okuyalım. A tropical island, for example, örneğin diyorum. May have a rainforest ecosystem that covers hundreds of square miles. Mayans SVM ekosistem and an underwater coral reef ekosistem. Arkadaşlar burada neden bahsediliyor? Bakın ekosistemlerin karmaşık olabileceğinden bahsediliyor. Yani bir efendim ekosistem along the coast olabilir. Underwater coral reef ekosistem olabilir. Rainforest ekosistem olabilir. Dolayısıyla ikinci şık yani B şıkkı sanki anlamı daha fazla bozuyor gibi. Yani aslında soru çok çok da sağlıklı sayılmaz. Ama yine de iki şıkkı yani ikinci soru ikinci cümlenin biraz daha bozduğunu düşünüyoruz. Bu gibi sorularda arkadaşlar önemli bir şey söyleyeceğim. Bu gibi sorularda kesin olan yani şöyle söyleyeyim. Ya 2 de olabilir falan diyorsanız onu değil. Yani 2 de olabilir falan diyorsanız onun anlamı bozması daha yüksek bir ihtimaldir. Çünkü 2 de özne humans yani. Dolayısıyla onların yararından evet Türker arkadaşımız çok güzel bir şey söyledi. 2 de onların yararından bahsediyor. Oysa 3 de bu kompleksliği açıklayan bir örnek vermiş. Dolayısıyla 2 daha çok bozuyor gibi anlamı. Bu gibi sorularda çok fazla takılmayacaksınız. İki işaretleyip geçeceksiniz. Yani soru belki yanlış da olabilir, bilmiyoruz ama dediğim gibi yani en daha çok bozan hangisi ise ona gideceğiz. Çok fazla da efham yapmayacağız. Burada dediğimiz gibi ikinci soru ya yani ikinci cümle anlamımızı daha çok daha bariz bir şekilde bozuyor diyoruz. Doğru yanıtımız B şıkkıdır. Zor bir soruydu. Gerçekten zor bir soruydu. O kadar kolay değil. Yani burada C şıkkı da çeldirici olarak oraya konulmuş. Biraz da belki anlamdan gitmek gerekiyor idi. Evet, peki.